Macaristan'daki Tram Vakfı'nın ilki 1905 yılında kurulmuş. Kurucusu Paul Teleki. İnternete girdiğiniz zaman Paul Teleki yazarsanız zaten sonuçları bulacaksınız. Kendisi bir kont. İkinci Dünya Savaşı yıllarında başbakanlık da yapmış. Ve onun talimatıyla Turan tankı da üretilmiş. Turan tankı diye yazarsanız Moskova diye. Turan tankının örneğinde resmini de Google'dan bulabilirsiniz. Bunun örnekleri Moskova'daki bir müzede var. Tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Macaristan komünist olunca ya da komünist yönetim Macaristan'a hakim olunca orada Turancılık düşüncesi, Türkiye'de de benzer bir şey var, yasaklanıyor ve Macar Turan Vakfı'nın faaliyetlerine de son veriliyor. 2005 yılında Macar Turan Vakfı yeniden faaliyete geçiyor. Yani kuruluşunun 100. yıl dönümünde yeniden aktif bir şekilde faaliyete geçiyor. İlk olarak Andraş Biva Kazakistan'a gidiyor ve Kazakistan'da ki etnik gruplar üzerinde çalışma yapıyor. Oradaki Madyar adı verilen kabilenin aslında Türkleşmiş ve Müslümanlaşmış bir Macar boyu olduğunu iddia ediyor. Ben kendisine dedim ki siz aslında bilimsel Macarcılık yapıyorsunuz dedim. Böyle ama. Yani bunu şöyle düşünelim. Türkiye'ye uyguladığımızda bir tane adam çıksa bize dese ki buna bilimsel bir kılıf uydursa ve Türkiye'de 300 bin kişinin, 500 bin kişinin aslında Türk değil de kimliğini kaybetmiş Gürcü olduğunu söylese, değil mi? Kimliğini kaybetmiş Bulgar olduğunu söylese sosyal bünyemizde büyük bir yarılma olur. Sonra Kazakistan'da çok değerli dostumuz var burada, tanıyanlar bu muhakkak vardır, orada tıp fakültesinin rektörü Polat Mürzaliyev. Polat Bey'e sordum, dedim ki bu Madyarların Kazakistan'daki nüfus oranı ne? Yani bu yani 50 bin kişi olsa, 20 bin kişi olsa problem değil de Kazakistan gibi nüfusunun az olduğu bir ülkede bu sayı öyle 500 binse, hele hele 800 bin milyonsa bu ciddi bir problem. Sonra 100 bin, 110 bin civarında olduğunu söyledi. Ben de bunu orana vurdum. 1.05'e, 1.5 değil, 1.05'e karşılık veriyor. Yani %1 oranında. Gene de önemli bana göre. Ama ben bu hassasiyetleri dile getirdim sadece. Benden çok düşünmesi gerekenler Macarlar, şeyler, Kazaklar. Kazaklara biz bu hassasiyetleri dile getiriyoruz. Onlara kendi ülkelerini nasıl yöneteceklerini anlatacak halimiz yok. Peki bu Macaristan'daki Turan Kultayı'nda neler yapılıyor? İşte bu Madyar kabilesinin kimliğini kaybetmiş Macar olduğunu Amerika'daki bir antropoloji dergisinde yayınlıyor ve bunun arkasından tabii Macar devleti buna büyük bir ilgi gösteriyor. 2007 yılında Kazakistan'da Macar Madyar Kurultayı yapıyorlar. Sonra 2008'de Macaristan'da bu sefer Macar Madyar Kurultayı, Madyar Macar, Macar Madyar Kurultayı yapıyorlar. Sonradan diyorlar ki biz buna Türk halklarını da davet edelim. 2010 yılından itibaren 2010, 2012 ve 2014'te yani çiftli yıllarda Türk halkları da davet ediliyor buna. Tekli yıllarda da Macar ve Madyar olarak birlikte yapıyorlar. Ben Türk halkların da davet edilmiş olduğu toplantıya gittim. Orada iki türdü benim şeyim. Bir, gözlemlerde bulunmak, orada neler yapılıyor. İki, Macar Turancılarıyla bizim Turancılarımızın ya da biz Turancıların anladığı Turancılık aynı şey mi? Bunu anlamaya çalışmak, ortak noktalarımızı ve farklılıklarımızı kavramaya çalışmak gibi. Şimdi kısa bir sunum yapayım size, bu şeyden kısa bir gezinti yapalım. Onun üzerine konuşuruz. Neler var? Orada neler yapıldı? Şimdi bu kurultay.hu diye Macar Turan Vakfı'nın resmi internet adresi bu. Bilmeyen arkadaşlarımız var ise adresi bu. Kurultay. Bizde Y ile yazılıyor. Onlar da JY okunuyor. Onun için ya da YJ okunuyor. Ama aynı manaya. Kurultay.hu resmi internet adresi. Görüyorsunuz zaten Türkçesi de var şeyin. İnternet adresinin. Özbek Türkçesi, Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Rusçası, İngilizcesi, bir de tabii Macarcası var. Yan tarafta diğer şeylerinin Mongolcası, Karakalpakçası, işte Tuvacası, Buryatçası vesaire vesaire gibi farklı versiyonları da var.
Macarlar bu Turan Kurultayı'nı bizim adlandırdığımız gibi adlandırmıyorlar. Geleneklerimizi, atalarımızı anma ve geleneklerimizi yaşatma kurultayı olarak adlandırıyorlar. Çünkü Avrupa'nın göbeğinde Turancılık yaptığınız zaman bu sıkıntılı bir iş. Çünkü Rusya bu işten rahatsız oluyor, işte Almanya bu işten rahatsız oluyor, başka ülkeler rahatsız oluyor. O zaman bu sıkıntılı kavram yerine öyle orijinal bir kavram bulmalısınız ki aynı şeyi ifade etmeli. Ama suyu bulandırma. Reaksiyon üretmemek. Suyu bulandırma. Karşı tarafta. Dolayısıyla atalarımızı anma ve geleneklerimizi yaşatma kurultayı, Nazım Hocam'ın da söylediği gibi, suyu bulatmadan devam edilen bir konsept. Şimdi Macarların sembolü, bizde Bozkurt tarihi sembolümüz. Onlarda da Tuğrul kuşu. Tuğrul'a ne diyoruz biz? Şahin. Değil mi? Macarların şeyi her tarafta Şahin görüyorsunuz. Resmi şeyleri. Bu da bunlar döneminde işte Şahin'in bir başka versiyonu. Bu Andraş Büro, gördüğünüz gibi Hun Kurultayı'ndaki kostümler tıpkı Spartaküs filmindeki gibi. Yani sanki film setindesiniz yani burada. Biraz sonra izleyeceksiniz. Bakın bu yine Kurultay'dan bir bölüm. İşte tarihi kostümlerini giymiş insanlar burada devam ediyorlar. Ve Turan Devletleri dediğimiz zaman bugün nereleri anlıyoruz ya da nereleri anlamamız lazım gelir. Buna ilişkin kısa bir şey tabii ki aslında biraz daha aşağıya doğru inip işte Suriye Türkmenlerini belki Cezayir'i falan göstermemiz lazım ama harita ona uygun değildi. Ama buradaki kurultaya Moğollar da geliyorlar. Koreliler bu sene katıldı. Japonlardan bir kişi katılmıştı. Bulgarlar katıldılar. Finliler var. Estonlar var. Vesaire. Hakikaten geniş bir katılım ve tamamen kültürel bir atmosfer. Benim Finlandiya'dan bir dostum var. Kendisi Macaristan'daki bir Türk koyu üzerine doktora yapmıştı ve ben kendisi 2004 yılında tanışmıştım Atilla diye bir arkadaşımız. Sonra Türkiye'den bir hanımla evlendi o. Biz kendisine bir konferans verdirmiştik Finlandiya'da. Bu Turan algısı nasıl kendisinin ağzından dinleyelim diye. Bize 1952 yılına ilişkin bir İsveç gazetesini getirdi. Benim arşivimde var o. Çok merak edenlere de verebilirim. Futbol müsabakalarında Finlandiya futbol takımı 1952'ye kadar İsveç'i hiç yenememiş. İlk galibiyetleri 1952 yılında İsveç gazetesinin attığı başlık. Türklere yenildik. Yenildikleri Finlandiya. Ama İsveç gazetesinin en büyük başlığı Türklere yenildik. Onun için bu bölgelerle yakın ilişki içerisinde bulunmadığımızda coğrafi olarak uzak olan bölgeleri ruh dünyamızda da uzak tutuyoruz. Biraz sonra size gene arşivimden göstereceğim. 1932 ile 1937 yılları arasında Turancılık konusunda en can alıcı faaliyetleri yapan Yeni Turan dergisi Helsinki'de yayınlanmıştır. Türkçe ve Fince olarak. Ben bu milli konularda çok şanslıyım. Onun için Allah'a şükrediyorum. Kendimle ilgili bir şey istediğim zaman Allah o konuda bana karşı son derece cibri. Ama bu milli konularda çalıştığım zaman inanılmaz derecede cömert. Bir konferansta dedim ki biliyor musunuz dedim, bizim bu Türkçülerin, Turancıların en önemli dergilerinden birisi Finlandiya'da ve bunun arşivleri bizim elimizde yok dedim. Ve maalesef dedim bizim tarihçi arkadaşlarımız işte İstanbul'da ekonomik yönden daha şey, Finlandiya'ya bir arkadaş gönderip de şu arşivi elde etmediler dedim. Oradan bir genç arkadaş çıktı, hocam ben yarın Finlandiya'ya gidiyorum dedim. Arzu eder misiniz dedi, ben onu alayım dedim, ya vaktim var mı? Ne demek hocam dedim. Ve o arkadaşımız Finlandiya'ya gitti. Şeyden, Finlandiya'nın Milli Arşivinden 1932-37 arasındaki Yeni Turan dergisinin ne kadar sayısı var ise hem bana CD olarak hem de kağıt fotokopi olarak getirdi. Şimdi tarihçi dostlarımız var ise aklınızda bulunsun. Şimdi milli konularda samimi çalışıyorsanız Allah size yardım eder. Benimle ilgili benim bu konuda inanılmaz örneklerim var. Yani size anlatsam şaşırırsınız. Yani bu kadar da tesadüf olmaz dersiniz. Şimdi bu da Japon turancılarının hazırladığı bir turan haritası. Hiç görmüş müydünüz? Yani biz zannederiz ki yani Japonlar bu işle ilgili değil. İşte ilgili de biz bilmiyoruz.
Ya da çok az insan bunu biliyor. Peki, bu Telekipal, Turan Derneği'yi kuran adam, internetten aldık. Bu da Turan Derneği'nin amblemi. Peki, Latin harfi yok, dikkatinizi çekti. Değil mi? Acaba Osmanlıca mı kullansak, Latince mi kullansak sorusunda Türkçülerin vermesi gereken bir cevap var. Bizim asıl alfabemiz Göktürk alfabesidir. Önce Göktürk alfabesini kendimize alalım. Ondan sonra Osmanlıcayı, Osmanlı Türkçesini tartışalım. Yani liselerde seçme ders olarak, öncelikli olarak biz Orhun alfabesini kullanmayı tartışalım. Bu Turan dergisi 1905 yılı sayısı Macaristan'daki Turancıların çıkardığı dergi. Bu derginin bende sadece 7 sayısı yok. Bunun dışındaki bütün sayıları benim arşivimde mevcut. Meraklı olan arkadaşlar var ise PDF'leri de var. Gönderebilirim. Bu Macar Cumhurbaşkanı Palşinit 25 Ocak 2011 tarihinde İspanya'da yayınlanan ABC gazetesine verdiği bir demeçte biz Macarlar 150 yıl Türkler tarafından yönetilmeseydik asimile olurdu dedi. Macaristan Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Yani yıllar sonra bir başka bakış açısı, bir başka itiraf durumu söz konusu. Bu Finlandiya'da 1932-37 yıllar arasında çıkan Yeni Turan gazetesi. Gördüğünüz gibi ben getiren arkadaşa altta teşekkür ettim. Ahmet Türk'e teşekkür ettim. Bu Ahmet Türk şey değil. Partinin Ahmet Türk gibi. Partinin Ahmet Türk gibi. Bu Harbi Türk olanlardan birisi. Çakma Türk değil yani. Evet, görüyorsunuz Turan dergisi en azından bir kapak göstermek istedim size. Söylediğimizin belgesi var diye. Peki, Macaristan'daki Turan Kultayı gördüğünüz gibi dev bir Atilla heykelinin altında gerçekleşti. Bugaç Ovası, Macaristan arkadaşlar en yüksek yeri 1097 metre. 1097 metre şu Giresun'un arkasındaki tepe 1097'den fazladır. Yani düşünün ki Macaristan böyle dümdüz bir yer, kuşa atacak taş yok. Dümdüz bir yer, yani inanılmaz bir şey, coğrafya. Hele hele bu Karadeniz coğrafyasını görenler, Macaristan coğrafyası, hayal coğrafyası gibi bir şey. İnsanın içerisinden şöyle ata atlayıp, dört nala saatlerce gidesi geliyor yani o şeyi gördüğünüzde. Böyle bir ruh haline giriyorsunuz. Evet, orada Atilla ve vezirleri canlandırıldı. Orijinal kostümleriyle canlandırıldı. Burada şu kısımda şeyleri görüyorsunuz. Bakın bu şamanlar bunlar ve şaman davulları var ellerinde. Çünkü Hun döneminde daha İslam yoktu ortada. Değil mi? Ve o zaman şamandı insanlar. Hun dönemini canlandırdığın zaman orada şaman töreni yapmadan olmaz bu iş. Yani şimdi oraya da İslam'ı monte edersen ayıp edersin yani, değil mi? Daha Hristiyanlık da yok çünkü. Dolayısıyla bu konuda bir iki laf daha söyleyeceğim ama biraz sonra. Kurtayalarında gene tarihi kostümleriyle bütün Türk boyları, işte Doğu Türkistan'da dahil olmak üzere bağımsızlığını elde etsin ya da etmesin bütün Türk toplulukları burada canlandırıldı. İşte burada çeşitli hayvanları şey yapmak isteyenler, evcilleştirenler, arka tarafta görüyorsunuz şeyler var, yurtlar var. İsteyenler bu yurtlarda kaldılar. Hatta benim işte Facebook grubumda Saffet diye bir çocuk var. Yani nereden bilmiyorum. Bu Budapeşte'de beni buldu. Buna demişler ki sen Muhsin Hoca'ya git. O sana bir yer ayarlar. Geldi bana dedi ki hocam benim param yok dedi. Kalacak yerim de yok. Sen dedi ayarlarmışım bu işi dedi. Dedim ki ya tamam bizim adımız çıkmış memleketin delisi diye ben sana şimdi Budapeşte'de yeri nereden ayarlayayım? Yani şimdi biz her gelen öğrenciye şey ayarlasak böyle otel parasını verebilecek durumda olsa koçun oğlu olurduk. Biz de gariban bir Giresunluyuz. Sonra düşündüm ya çocuk o heyecanla gelmiş dedim oğlum sen buraya nasıl geldin? Vallahi hocam dedi nasıl geldiğimi de ben bilmiyorum dedim. Uçağa dedi ben kaçak mı bindim dedi. Bu heyecanla geldim ama çocukta bir heyecan var. İnanılır gibi bir şey değil. Bizim tarihçi hocalarımız da Ahmet Taşal. Şimdi Ahmet. Evet. Ahmet Taşal bizim dönem arkadaşımız. Tarihçi öğrenci arkadaşlarımız var ise. Kitabını okutuyoruz hocam. Öyle mi? Göktanrı çocuktan okutuyoruz. Evet. Şimdi Ahmet de yüksek lisansını Tayvan'da yaptı. Ben Ahmet'e o zaman dedim ki oğlum herkes Amerika'ya gider, İngiltere'ye, Almanya'ya gider. Senin Tayvan aklına nereden geldi? Biz çünkü harita üzerinde görürdük Tayvan'ı.
Yani bazen böyle deli dolu olacaksınız. Her şey kontrollü gitmez. Bazen bırakacaksınız suyun akışına. O size başka kapılar açar. Onun için çok kendinizi sıkmayın. Çok kendinizi germeyin. Şöyle bir atlayın Macaristan'a gidin. Ondan sonra bir Çek Cumhuriyeti'ne, bir Prag'a gidin. Büyük paralar değilmişler. Geçtiğimiz günlerde biz işte Macaristan'a 40 tane genç arkadaş gönderdik. Ben de 2 kişi gönderdim. Facebook grubuma yazmıştım işte Macaristan'a gidebilecek arkadaşlar. İşte pasaportu hazır olanlar vesaire. 2 tane arkadaşımızı da orada gönderdik. Onlar 3 gün Macaristan'a gittiler geldiler. Böyle mızrak atışları, ondan sonra at üzerinde 4 nala giderken yapılan atışlar var. Burada at üzerinde savaş sahnelerinin canlandırılması, ok atma, olarak ok atma. Gördüğünüz gibi aynı anda 3000 kişi birden ok atıyor. Yani bir film çekseniz böyle bir sahneyi zor yaratırsınız. İnanılır gibi değil. Gördünüz değil mi şeyleri? Aynı anda Türkiye'de biz bunu yapamadık. Yani bir Osmanlı ile ilgili film çekiyor. Osmanlı ile ilgili çekilen filmde bile bu kadar kalabalık adam bulmuyorsunuz. 10 kişi ok atıyor, yan yana onu copy paste ile beraber şey yapıyorlar, size de orada 3 saniye gösterip kandırmaya çalışıyorlar. Şeyde de vardır ya, bu Muhteşem Süleyman'da top şeyin Topkapı Sarayı biraz böyle karartılır, üstünden de 2 tane kuş uçar, geçer. Aynı sahne 1500 kere tekrar edilmiştir. Öyle değil. Tümüyle orijinal olan bir sahne bu. Burada savaştan galibiyetle gelen Hun askerleri canlandırılıyor. İşte atlılar, savaşa giderler. Gördüğünüz gibi atın üzerinde şey yapan, gösteri yapanlar. Çünkü at bizim kültürümüz. Bunlar orijinal olarak orada her biri gösteriliyor. İsteyene de ders de veriliyor. Şeyde. Bunların her birinin hocaları var. Tam bir milattan önce 2500 yılını yaşıyorsunuz. Böyle bir atmosfer. Devam edelim. İşte her yerde böyle elinde gürzlü bilmem ne kostümlü adamlar filan. Bakın burada bu Tarkan filminde filan gibi gördüğünüz işte garip kıyafetli adamlar, savaşanlar, bir tarafta işte elinde gürzü olanlar vesaire. Ha burada şaman töreni, şaman ateşi yanmış, işte şaman etrafında dans ediyor. Bu açılış töreninden bir şey. Bakın burada şaman töreni yapıyor Macarlar, toplanmışlar. Şaman töreninde arkadaşlar benim gözümle gördüğümde 5000 kişiden az değildi adam. Bana dediler ki hocam sen açılış töreninin akşamı gelseydin dediler. 20.000 kişi vardı dediler şeyde şaman töreninde. Dedim ki ya nasıl olabilir 20.000 kişi şaman töreninde. Ve herkesin elinde de şey var. Yani şaman davulu var. Biz de aldık tabii gelirken bir tane. Hatıra olsun. Orta Avrupa'da arkadaşlar ateizm çok yüksek boyutlarda. Çek Cumhuriyeti'nde ateistlerin oranı %50. Macaristan'da bu daha düşük. %20. Daha düşük bir %20. 10 milyon nüfus var. %20'sini aldığınız zaman 2 milyon ateist var. Bunlar kendilerini nüfusa ateist olarak kaydettirenler. Öyle şey değil. Yani ben ateistim falan diyen adamlar değil. Harbi ateist olanlar. Şimdi bunlar yeni bir arayış var orada. Yeni bir arayışta Hristiyanlığa tümden karşı çıkamıyor tabii. Çünkü ülke Katolik. Katolik şeyi, mezhebi Hristiyanların içerisinde en sert. En katı mesela. Dolayısıyla orada Hristiyanlığa karşı çıktığı zaman seni aforoz eder. Onun için ne yapıyor? Ben diyor Hristiyanlığa karşı çıkmıyorum diyor. Ben Attila dönemindeki dini geleneklerimize sahip çıkıyorum diyor bak şimdi. Tamam. Böyle bir arkadan dolanma durumu var. Yani 2 milyon insan var şimdi orada yeni bu akımın şeyinde olanlar. Devam ediyoruz. Hakikaten kusursuz savaşçı kıyafetleri var. Mesela bu hanım, bir Türk hanım, Kore'de okuyordu. Bu kız özellikle Kore'den gelmişti şeye. Bakın kostümünü o da ayarlamış. Yani bozkurtlu tişörtüyle vesaire, değil mi? Börküyle. Türk yazıyor galiba değil mi? Kostümle. Evet, evet. Evet, altında da Türk yazıyor. Ama bizimkiler de bu kostüm havasına şey yapmışlar. Yani onlar belli ki bir müddetten beri gidiyorlar. Hazır kostümleri var. Kostümsüz olan bendim, kendimden utandım şey. Onun şimdi Macarlar bu bozkurt işaretine alışmışlar. Kime desen, bu şey olanlar, Turancı'dan gönül verenler, çat bir bozkurt dediğin zaman sana direkt bizden kusursuz çakıyorlar. Benimkinde bile kusur olabilir ama onlarda kusur yok. Gördüğünüz gibi bunlar Macarlar. Bu bir sonsuzluk ağacı, büyük ağaç.
bu Macaristan'daki Madyar kabilesi bunu yapmış. Bu ağaç bütün, yani öyle şey. Ağaç kültü var tabii, ağaç kültü, evet. Orijinal. Ve tamamıyla işlenmiş. Macarlardaki ağaç işlemenin, yani oymacılık işinin ne kadar gelişmiş olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Yani bir şey, işte kılıcıyla vesaire, buğday başağıyla vesaire vesaire, hakikaten bir iş yani. Macarlar bu konuda, yani ben Türkiye'de en son işte Sparta'ya gitmiştim, orada müzeyinin kapısını çok beğenmiştim. Ama oradaki kapı ile, yani günümüzdeki zanaatı karşılaştırdığımızda Macarlar bizden 10 kat öndeler. Devam ediyorum. Yağmurda bile gösteriler devam etti. Burada köprüleri oynuyorlar. Bizim de geleneksel oyunumuzdur bu. Bunların hepsi birebir canlandırıldı ve öyle 3 dakika falan değil bunlar. Her biri en az işte 20 dakika, 25 dakika süren gösteriler. Şimdi bu bizim arkadaşımız Kutluk Kaan Sürer var, İstanbul Üniversitesi Ekonometri'de. O ailesiyle gelmiştir. Bu da Kutluk'un kızı. Yavru Kut. O, evet, Yavru Kut. Umay bu. Bu da Aybike. Aybike Tomris. Bakın bu da ok atma dersi alıyor şeyde. Yani bir taraftan kurultaydasınız, öbür tarafta neyi istiyorsanız onunla ilgili şeyler de var. Hocalar da var size. Derste veriyorlar bununla ilgili. Takım halinde köprü oynayanlar var gördüğünüz gibi. Şimdi şuraya bakar mısınız? Koca bir boğayı indirmiş adam. Değil mi? Şapkayı da koymuş ve üzerinde de kırbaç çatlatıyor. Şaka değil yani, ciddi. Bunu tek başına yaptı. Öyle hani dört kişi şeyi, boğayı oturtup da ondan sonra ben gelip üzerine oturtayım durumu değil bu. Fiilen orada gerçekleştirilen bir oyun. Haklı saldırılara karşı savunma gösterisi, halkalara kılıç, kılıçlara halka geçirme gösterisi. Arkada dev bir siyah çadır var. Bu siyah çadır, siyah çadır. Müzelerden Atilla döneminde kalan bütün eserleri getirmişler. Tabii en önemlilerini getirmemişler. Onların imitasyonları ya da benzetmeleri diyelim Türkçesiyle, onlar vardır. Aynı zamanda bunları da geziyorsunuz ve 200 bin kişiye Atilla döneminden, yaklaşık 300 bin kişiye Atilla döneminden gelen eserleri de bu arada gösterdiler. Biz de, ben de hepsine tek tek fotoğrafladım zaten. İşte at ehlileştirme çalışması, savaşçı birliklerinin canlandırılması ve işte o dönemde savaşçılara su veren kızlar, ellerindeki şeyler de, su kapları da tamamen o dönemdeki, yani M.Ö. 2500 yılına ait su kapları. Görünebiliyor mu? Hocam kurultay tam olarak nerede yapılıyor Macaristan'da? Bu başta. Bu başta yapılıyor. Macaristan'ın Budapeşti'nin güneydoğusunda. Evet, her ülke için çadır vardı. Bu da Türk çadırlarından birisi. İşte burada da şeyi görüyorsun yine zanaatkarların örneklerinden, yani kılıç alın. Yani nasıl söyleyeyim ben size? Hanımlar için inanılmaz şeyler var, erkekler için inanılmaz şeyler var. Ben fazla pahaya gitmemiştim, biraz da ekonomik yönden sıkıştım ama şundan emin olun. Sıkışık olmasaydım rahat bir 2-3 bin euroluk. Oradan hocam, yengem burada, anlatmasana o kısmı abi. Anlatalım, anlatalım. Herkes bundan şey yapsın, bakın buralarda yapılan şeyler satılıyor. Kızları görüyorsunuz, kızlar da olayın içerisinde. Hayatın her alanında Türklerde hanımlar erkeklerle baş başaydı. Bir müddet bunu kaybettik, şimdi yeniden kazanıyoruz inşallah. Burada savaşçı Macar kızlarını görüyorsunuz. Bunlar göstermelik değil. Ok atışında erkekleri geçen Macar kızı var. Aklınızda bulunsun. Yani şey değil bu. Şekil değil. Hanımları da orada bekliyoruz. Nasıl film karesi? Kapak olacak cinsten bir fotoğraf olmuş. Nasıl Macar kızları at üzerinde? Maşallah. Değil mi? Bizim kızlarımızın da böyle bir gösterinin içerisinde yer alması muhteşem olurdu. Biz de ümit ediyorum ki günün birinde gelenekten bir canlandırma, atalarımızı alma kurultayını, ister Giresun'da olsun, ister başka yerde olsun yaparız. Bunlar küçük küçük başlar. Yani bir arkadaşımız bir tane kostümle başlar, öbürü onun yanına koyar, öbürü onun yanına koyar. Bu böyle gider. Yani bu işte Macarlar profesyoneller. Yani bizim bunu yapabilmemiz için 10 sene geçer. Okulları ayırıyorlar da biz bu olayı, yani Türkiye'de çok... Yok yok, orada da yani kostüm tabii ayrı bir şey. Kostümle ilgili biliyorsunuz sinema sanatları bölümü ilgileniyor bundan. Mesela burada yine işte Macar kızlarını görüyorsunuz. Bunların içerisinde de yani at üzerinde dört nala giderken ok atıp vuramayan Macar kızı yoktu.
gösterilere katılan içerisinde yaklaşık işte 60 civarında Macar hanımı vardı. Erkekler de zaten yani vuruyorlar. Şeyde seçmişler zaten, çalışmışlar belli ki. Burada bakın atın üzerinde durup kırbaç çaklatıyor. Ve atta zerre kadar şey yok. Kıpırdama yok. Böylesine atı terbiye etmiş amca. Burada elmaları kesiyor. Şeyde, ortadan ikiye bölüyor. Dört mala giderken. Şimdi görüyorsunuz ya. Kesmiş ikinci tur. Geliyor. Turan atları ile ilgili bir tanıtım bölümü. Arka tarafta alışveriş şeyleri var. Ağaç heykeller, çocuk oyuncakları. Yani binlerce yıl öncesinde çocuklar hangi oyuncaklarla oynardı? Onlar bile orada var. Oradan şey yapıyorsunuz. Hatta şunu bile yapmışlardır. 2000 yıl önce çocukların oyun alanı nasıl idiyse onu bile tahtadan yaparak canlandırmışlardı. Çocuklar onların üzerinde kurultay alanında çocuklarıyla gelenler çocuklarını oraya bıraktılar. Tamamen tahta oyuncaklar, tahta arabalar vesaire, taştan yapılmış şeyler, bilyalar vesaire, o şekilde devam etti. Şimdi bu Sekel, bizde bu Facebook'ta Sekel Türkleri olarak anlatıyorlar. Sekeller Türk değil, bunlar Macar ve Romanya'nın kuzeybatısında yaşıyorlar. Ben önümüzdeki ay işte Sekelistan'a gidiyorum, orada davetliyim. Bu çocuk bizim Osmanlı tarihinde Eğer Kalesi diyebildiğimiz, Eğri diyebildiğimiz kalenin fethini anlatan bir ağaç oyma yapmış. Bakın bu yekpare bir şey. Sanat bu ya. Tamamen Eğer Kalesi fethini kendi gözleriyle anlatan bir şey yapmış. Sonra işte çocukla şey yaptık, ben ona önümüzdeki ay Türkiye'ye davet ediyorum. Şimdi bunları şöyle yapmak mantıklı. Bunları bir iki kere Türkiye'ye davet ediyoruz. Mesela Julia diye bir hanım var Sekel Türklerinde. Şimdi bozkurtlu kolyeyle dolanıyor. İşte benim Facebook grubumda olan arkadaşlar var burada. En azından bir 4-5 kişi olduğunu zannediyorum. Nazım Hoca üzerinden böyle şey yapanlar. Biz de onları tabii kabul ettik. Orada Julia'yı takip edenler olmuştur. Boğazında bozkurt kolyesiyle bozkurt yapan bir şey hanım var. Romanya Macarlarından. Ona ben dedim ki, hakikaten de çok iyi bir sanatkar, antik dönem çalışıyor, Macar antik dönemi. Onu biraz tabii yönlendirdim, dedim ki siz biraz Selçuklu çalışsanız daha iyi satabilirsiniz, böyle anladığımı çalışsanız falan diye. Ondan sonra da onu biraz Mete dönemine yönlendirdik. Benim elimde kaynak yok dedi. Benim elimde de o kitabımı verdim, içim acıdı ama içim acımasına rağmen hayırlı bir iş yaptığımı düşünüyorum. Bahattin Ege'nin Türk mitolojisi kitabı var. Tarihçi arkadaşlarımıza muhakkak zaten şey önermiştir Nazım hocamız. Türk mitolojisinin en enteresan parçaları o kitaptadır. Benim arşivimde de bir tane vardı kütüphanemde. Ben onu Julia Hanım'a verdim. Hem ciğerimden bir parça gitti çünkü onun yeni baskısı yok. Yok. Kalın da bir kitap, yani onu PDF falan da yapamazdım. Mecburen verdim arkadaşlardan bulurum diye. Tarihi kayıtlarda trok olarak geçmiş. Orada canlandırmışlar. Ben baktım. Yani hakikaten biz de bir ortak halk olarak görüyor mu? Yoksa biz kendimizi mi kandırıyoruz falan diye. Baktım ki kendimizi kandırmıyormuşuz. Tüm kelime anlamı neydi bu? Türk. Onlara göre? Türk. Türk sadece Türk. Tabii. Şimdi Török diyorlar. Török. Ama o dönemde Trok diyorlar. Bizde de bazı kelimeler şeydir ya. Şimdi bu işte modern ve tarihi hanım kıyafetleri söylemiştim size. Bu da Macar Turan Vakfı'nın başkanının kıyafeti. Herhalde en görkemli kıyafetlerden birisi de onunki. Kostüm muhteşem. Ama bizimkiler de ondan aşağı kalmamışlar. Bakın Türkiye'nin Tokat'taki okçu ekibi. Habertürk'e çıkmıştı bunlar şeyde. Tarihin arka odasına. Onlar da oradalar. Her milletin bayrakları orada taşındı. Yani Turan ailesinde onun olan. Atlılar bir kere tur attılar alanda. Her millete kendi dilinde ve Macarca hoş geldiniz denildi. Daha sonra herkes sıraya girdi, bayrakları taşıdılar. Ve dünyanın en büyük şaman davulu burada çalındı. Biz tabii kutluğun kızlarını koyduk orada şaman davulu. Arkasındalar tabii de. Ters taraftan bakmamız lazım. Bazı reklamını yapanlar da vardı orada. Kendisi için afiş asanlar. Dedik ki madem kendisine bu kadar meraklı, biz de gittiğimiz yerde reklamını yapalım. Kimse bu Ercüment, Ataç. O da gelmişti ama hakikaten
buraya Avrupa ülkelerinden gelen o kadar çok Türk vardı ki şaşırırdınız. Yani en az 50 bin Türk vardı orada. Yani böyle kızlarını alıp gelenler, ailesini alıp gelenler, Fransa'dan kopup gelenler, işte Hollanda'dan, Polonya'dan, Belçika'dan. Yani orada başka bir atmosfer olmuştu. Yani Türkiye'de biz bunu çok fazla hissetmesek bile Avrupa'da bu Turan Kurultayı'na karşı çok müthiş bir ilgi var. Biz de Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak zaten 143 kişi götürdük oraya. Ücretli olarak götürüldü. Onlara da 3 tane versiyon hazırlanmıştı. Birisi öğrenci menüsü, otobüsle gidenler. Gayet ucuzdu. Otobüsle gidenler 600 liraya. Macaristan'da 3 gece 4 gün kaldılar. Otobüsle gittiler geldiler. İşte yatma ve sabah kahvaltıları dahil. Gayet ucuz. 600 lira ne ki? İşte bir de biraz daha yüksek şey vardı. Zaten yani birazcık şey yapın, artık yurt dışına çıkmak eskisi gibi zor değil. Evet, biz de böyle gaza gelmişiz. Kulta yanımda. Yani her yerde şey görüyorsunuz, şaman davulu çalanlar. Bakın böyle çocuk bile şaman davulu çalıyor bir taraftan da. Biz de, oradaki de, bütün Avrupa ülkelerindeki direnciliği bile arkadaşlar bir konsepti var. Yani birisinden para alacaksanız, para istiyorsanız, adam geliyor, Allah rızası için bir sadaka. Ya niye vereyim sana? Bir şey yap da vereyim yani. Mesela yerden iki tane sigara ipaleti kaldı. Bunu şeye al, çöp kutusuna al. De ki bak ben çevredeki kirliliği önledim, bana yardımcı olur musunuz? Bir lira vereyim sana. Allah rızası için şey yap, sanki Allah'ın rızası sana kaldı. Pazarlık sende yani. Şimdi bakın burada bütün Avrupa ülkelerinde dilencilik var. Ama dilenciliği bir konsepti var. Yani burada iki tane bir şey dıngırdatırsın yani, çalarsın, bir şey yaparsın falan, böyle yani. Bu şey dümdüz para istemek sadece bizim ülkemizde ve İslam ülkelerine mahsus aptalca bir şey. Yani ben o konuda sadece şeye bakıyorum, böyle yaşlı hanımların gözünün içine bakıyorum, hakikaten ihtiyacı olduğu kanaati bende hasıl olur ise o zaman iş yapmadan da veriyorum. Benim tarzım bu, sizinkini bilemem. Bu kapanış dönemi. Kapanış döneminde de arkadaşlar neredeyse 20 bin kişi, başlangıçta 5 gibi büyüdü. Altında şey kalmış, Ümraniye Türk Ocağı, kusura bakmayın, konferansı geçtiğimiz ay Ümraniye Türk Ocağı'nda vermiştim, oradan kalmış. Yoksa Giresun Türk Ocağı yazarım, saygısızlık olarak görmeyin. Evet, şimdi bu şaman töreni, bu bakalım, oradan size bir şey yapabilecek miyiz? Evet, video formunda olmayacak herhalde. Geçelim. Burada arkadaki şeyler yurtlar. İsteyenler bu yurtlarda kaldılar. Mesela otel pahalı. Pahalı olması yerine 20 euro. Bir yurtun içerisinde kalıyorsunuz. Bir yurtta arkadaşınıza gittiğinizde 15 kişi falan kalabiliyorsunuz. Büyük bu yurtlar. Yani kişi başı 2 euroya falan gelecek maksimum. Son derece ucuz. İşte benim o bahsettiğim Safvet'i şu yurtlardan birisine yerleştirdim. Dedi ki işte hocam ben ne yapacağım şimdi, burada kalacak yer yok falan. Baktık ki Kurtay alanına giden bir tane otobüs var. Dedik seni Safvet, buna bildirelim. Hocam dedi benim İngilizcem yok. Dedik o zaman Macarcam vardır. O hiç yok dedi. Oğlum dedik sen nasıl geldin buraya? Ondan sonra üniversite öğrencisi. Buradaki arkadaşlarımızın çoğu da muhtemelen İngilizce konuşma konusunda kendisine güvenmiyordur. Yani ben sıkıntıdayım falan diye düşünüyordur. Hiç merak etmeyin. Karşınızdakiler de sizin gibi İngilizce biliyorlar. Çok. Aynen öyle. Yani adam öyle bir İngilizce konuşuyor ki sen İngilizce'de zayıf olduğun için diyorsun ki adama bak çatır çatır konuşuyor. Adam Hint aksanıyla konuşuyor. Yani o İngilizce kelime İngilizce'ye bile benzemiyor zaten. Dün bana bir arkadaş dedi ki benim dedi bir arkadaşım var dedi. Beş dil dedi. Canavar gibi dedi konuşuyor. Dedim ki sen beş dil bilmiyorsun ki nereden biliyorsun canavar gibi konuşuyor. Nasıl böyle bir kanaate vardı? Şimdi ben dedim ki sana şaşırtıcı bir şey söyleyeyim. Ben 8 dil biliyorum. Ben lehçe bilirim. 100 cümle. 200 kelime. Her dilden bakın bu söylediğim her dilden bilirim. Lehçe. 100 cümle. İhtiyacım olan cümleler. Boş odanız var mı? Çantamı kaybettim. Hırsız çantamı çaldı. Ambulans nerede? Paramın üstünü rica edeyim.
KDV dahil mi? Yani bunlar yurt dışına çıktığınızda size standart olarak lazım olan cümlelerdir. Bu kadar. 100 cümle, 200 kelime. Rakamları bileceksin 1'den 10'a kadar. 10, 20, 30, 40'ı bileceksin. 1000, 100, 500'ü bileceksin. Bitti. Şimdi ben bunların lehçesini bilirim. Çekçe bilirim. Slovakça bilirim. Slovencesini bilirim. Bulgarcasını bilirim. İspanyolcasını bilirim. Dedim ki bak şimdi senin hesabına göre ben canavar gibi 8 dil biliyorum. Ama ben biliyorum ki ben 8 dil bilmiyorum. Anladın mı? Yani böyle bir yanlış algıda olmasın. Evet, ben gittiğim ülkelerde sadece nedense Yunanca öğrenme isteği içinde oluşmadı. Bilmiyorum neden. Hızlı geçiyorum. Bu o bölgedeki şeyler, işte canlandırılan. Hocam bu çadırı soracak. Kostümler. Yani çadır gibi görünen o, şurası evet. Evet, bu Attila'nın eserlerinin sergilendiği bir çadır. Bakın konsept şey, kapısında duran bile o dönemdeki bir muhafız. Yani o şekilde çadırı bile canlandırırken o konsepte uygun yapmış. Tamamen Atina'nın eserleri var burada. Bunlar da o dönemden bazı şeyler, kafatasları, çeşitli eserler vesaire. Evet, bunlar Türk dünyasının sorunları. Bu bölümleri geçelim ve şimdi gelelim sonuç bölümüne. Şimdi genç arkadaşlara şey olsun diye, örnek olsun diye, ben İslam Teknik Üniversitesi'nin hocasıyım. Coğrafya kökenliyim. Şu anda bilgisayar programlama derslerine giriyorum. İngilizce derslerim. Ben Türk milliyetçilerim ya da bu davaya gönül veren arkadaşlarımızın yeni teknolojileri en üst noktada maksimum kullanması gerektiğine inanıyorum. Ve bunları kullanmayıp da ya ben bu işin cahiliyim falan diye yan çizen arkadaşları da hiç hoş karşılamıyorum. Onun için bir iki örnek göstereyim size. Sadece şuradan bir örnek göstereyim. Bir şey anlatacaksanız burada olduğu gibi, mesela ben diyorum ki size şimdi Türkmen elindeki Türkler diyorum. Bakın böyle size gösteriyorum. Tamam mı? Bak Kerkük'te var, Süleymaniye'de var, Telafer'de var, orada var, burada var. Onun için ben yaşlı birisiyim size göre. Genç arkadaşlarımızdan daha büyük benim kızım var. Benim kızım da üniversitede okuyor. Floransa'da. Dolayısıyla ben sizin 2 yaşınızdan daha büyük olduğuma göre siz bu teknolojileri benden daha iyi kullanmalısınız. Bu arada gene bir modern Türk milliyetçisi olarak, bunları iyi kullanan birisi olarak Google Play Books'a girdiğiniz zaman oradan benim bazı kitaplarımı e-kitap olarak, e-pub kitap olarak cep telefonunuza indirebilirsiniz merak ediyorsanız. Ve biz 2 ay içerisinde gene Turancıların ilk e-pub dergisini yayınlayacağız. Yani yazılı olmak yerine artık cep telefonundan 1 liraya satın almayla e-pub dergi çıkartacağız. Bundan sonra modern teknolojiyi kullanan dostlarımızla yola devam edeceğiz. Bazı arkadaşlarımız şehirde kalmak istiyorlarsa 2. Mahmut döneminde onlara da saygı gösteriyoruz. Evet, şimdi bu. Gelelim ikinci bölüme. İkinci bölüm sizden soru cevapla gidelim. Öyle daha canlı olur. İşte oradaki Turancı'dan, buradaki Turancı'dan onun üzerinde konuşabiliriz. Sorularımıza cevap verelim. Fazla da vaktimizi almayalım. Yalnız ben son 4 yıl içerisinde zannediyorum 100'ün üzerinde Turancılık konusunda konferans verdim. Turancılık konusunda en fazla kafa yoranlardan birisiyim muhtemelen. Öyle düşünüyorum. Ben bu Macaristan'daki Turancılarla bir araya geldiğimde ve özellikle son 2 yıldan beri yaptığım konferanslarda hep romantik Turancılıktan akılcı Turancılığa vurgusu yapıyorum. Bizim şeyimiz, Turancılığımız romantik. Karşı taraf akılcı yapıyor. Yani akıl kullanıyor ve buradan bir sonuç almak istiyor. Ve biz de bu Turancılığı yaparken karşı tarafımızdaki insanlardan iktisadi fayda elde etmek istiyorsa iktisadi fayda, sosyal faydaysa sosyal fayda, ilmi faydaysa ilmi fayda, kültürel faydaysa kültürel fayda biz de elde edelim. Ben içimizde vardır herhalde. İşte 20 gün kadar önce Andraş Biro tarihin arka odasındaydı. İzleyen oldu mu içimizde?
Evet, yani ben onun ben programa çıkmayacaktım ama baktık son bir saatinde çıkma gereği hasıl olduğu için son bir saatinde ben de katıldım oraya. Orada YouTube'da var o görüntüler. Son bir saatinde benimle ilgili olan şeyleri de var. Murat Bardakçı bana dedi ki, orada canlı varmış, sizi bir gün, gün gelecek sizi Turan mahkemelerinde yargılayacaklar dedi bana. Ben de kendisine dedim ki, biz Turancılar, Turancılıktan yargılanmaktan şeref duyarız kendisine. Bunda şey değiliz, yani sıkıntı içerisinde değiliz, sizin de sıkıntı içerisinde olmanıza gerek yok. Lakin, şu dört hususu söyleyeyim. Biz bundan sonra Turancılık inşa edeceksek, Turancılık yeniden inşa edecek ve yeniden Turan ruhunu ayağa kaldıracaksak bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Bunları hem Türk Dünyası Tarih Dergisi'nde yazıyorum ben, işte Giresun'a da geliyor, Bağlılar'dan alabilirsiniz onu. Diğer yazdığım dergilerde, gazetelerde, televizyon programlarında ya da konferanslarda da dile getiriyorum. Hassasiyetlerimiz var, olmak durumunda. Bu hassasiyetleri iki türlü ortaya koyuyoruz. Bir, Macar Turancılarıyla Türk Turancıları ilk kez birlikte birlikte davrandıklarında hangi fikirlerde ittifak halindeydiler, yani ortak düşünüyorlardı. Bunları tespit etmeliyiz ve onun üzerinden yola gitmeliyiz, biliriz. Peki bunlara ilişkin size birkaç örnek vereyim. Bir, Ahmet Hikmet Müftüoğlu 1915 yılında Buda Beşte'de Baş Şehbender, o günkü adıyla, şimdiki adıyla Başkonsolos, Macarlardan ricada bulunuyor ve Macar Turancılarının gayretiyle Buda Beşte'deki çok görkemli bir cadde Fatih Sultan Mehmet adı veriliyor. Fatih Sultan Mehmet Caddesi adı veriliyor. Ahmet Hikmet Müftüoğlu İstanbul hükümetine yazıyor, biraz gecikiyor vesaire. Bizimkiler de ona karşılık olarak Fatih'te Macar Kardeşler Caddesi adını veriyorlar bir caddeye. Bakın karşılıklı esasıdır. Demek ki biz Macar Turancılarıyla bir yola gideceksek bir karşılıklı esası üzerinde duracağız. İki, Budapeşte'de Gülbaba Türbesi var. Bir Bektaşi Şeyhi, işte Evliya Çelebi seyahatnamesine belirttiğine göre Kanuni Sultan Süleyman tabutunu taşımış, cenazesinde 200 bin kişi bulunmuş ve Türkiye'de kendisini Müslüman olarak adlandıran tırnak içerisinde söylüyorum tabii, Müslüman olarak adlandıran ya da İslamcılık yapanların adını bile duymadığı bir Bektaşi şeyi, bir Türk büyüğü, bir Müslüman alim de diyebiliriz. Macarlar bunun 1905 yılında arkadaşlar operasını yapmışlar. Gülbaba Operet'i var. YouTube'a girin. Gülbaba Operet deyin. Biraz dişinizi sıkın. Yani bu zamana kadar operet dinlemeyip de şimdi ilk kez operet dinleyecekseniz tabii o biraz size itici gelebilir. Ama Macarların 1905 yılında hakkında operet yazdığı bir Türk İslam büyüğünü bizim bilmememizin herhalde ayıp olduğunu siz de kabul edersiniz. Dahası var. 1938 yılında Macarlar filmini çekmişler. 1939'da Finlandiya'da, 1940'da İsveç'te, 1942'de de Amerika'da kapalı gişe oynamış. Bize her Ramazan'da Çağrı'yı 500 kere seyrettiren adamların aklına ya bir de şöyle Gülbaba filmi varmış filan diye bir de bunu seyrettirelim gibi bir şey gelmiyor. Çünkü oradaki ruh başka bir ruh. Yani sana o ruhu vermek istiyor. Onun için Macar Turancıları ve Türk Turancıları bu Gülbaba Türbesi'nin çevresine bir İslam Kültür Merkezi yapılması, bu İslam Kültür Merkezi'nin yanına öğrenci yurdu yapılması ve onun ortasına da bir cami yapılması konusunda hemfikir olmuşlar. Macar Turancıları bunu desteklemişler. Şimdi ben Macar Turancılarıyla yan yana geldiğimde diyorum ki, bakın bizim 1915'ten kalan bir projemiz var. Bu bize Turancı büyüklerimizin hediyesi olan bir proje. Bu projeyi devam ettirmeliyiz. 3. 1915 yılında Katolik olan şeyde Macaristan'da Turancıların desteğiyle İslamiyet Macaristan'da resmi din olarak kabul edilmiş. Ama şimdi İslamiyet Macaristan'da resmi din olarak kabul edilmiyor. Niye? Komünist sistem gelmiş, sonra sistem çözülmüş, yani devlet düzeni değişmiş. Onlara diyorum ki, bize Turancı büyüklerimizden kalan bir
nasıl söyleyelim? Vasiyet diyelim. Vasiyet diyelim. Bunun üzerinden gidelim. Ancak benim bu söylediklerimin onları zora soktuğunu biliyorum. Niye? Adamlar zaten Katoliklikten, Hristiyanlıktan kaçıyorlar. Bunlara dinsiz filan aleyhinde şeyler yapılıyor. Ya bunlar şamanist filan filan işte törenleri görüyorsunuz. Bir de bunlara gizli Müslüman. Yani bunlar işte önce şamanist görünüp sonra Müslüman olmaya çalışan adamlar filan diye bu Gabor Oman'ın ve bunların aleyhinde böyle propagandalar yapıyorlar. Ben de bunun üzerinde fazla durmuyorum. Yani çok sert söylemlerle bunun üzerine gitmiyorum ama bu konuyu da her seferinde bir kez geçmek suretiyle gündemde tutuyorum. 4. Diyorum ki onlara, Budapeşte'de bu din bizim işte tarihimizde bildiğimiz iki bölümdür Budapeşte. Gidenler var mı içimizde? Gittiniz, benden daha iyi biliyorsunuzdur. En eski bölüm o Buda. Bir taraf Budin dediğimiz Buda bölümü, öbür taraf Peşte bölümü. Yani bizim tarihimizde Budin dediğimiz yer Buda bölümü. Ben 2 sene önce gittiğimde tam parlamentonun karşısında parlamento eserinde akşam ışıklarda hafif yeni yatmış Tuna'nın üzerine doğru düşüyor böyle şarkı muhteşem de bir görüntü var dedi şurada çay içeri. 2 tane de hanım var şeyde. Genç hanımlara 20-22 yaşında. Aklıma bir hinlik geldi. Dedim ki biz Buda'da mıyız, Peşte'de miyiz diye sordum şeylere. Kızlara. Çay getiren kız içeriye gitti. İçeridekine sordu. Ne deseler iyi? Bilmiyoruz dediler. Yani bizimkiler şimdi Avrupa'yı görmemiş. Vay Avrupa'da şöyle yüksek kültür var da cahil bir tek bizmişiz de bilmem ne falan falan yazıyor. Öyle değil yani. Cahil her tarafta var. Bununla ilgili kısa anekdot şey yapayım size. Ben bu sene işte Turan Kurultayı'ndan sonra benim programım Muhaç'a inecektim. Oradan Ziyetvar'a geçeceğim. Sonra Peşte 2 gün kalacağım. Sonra tekrar Budapeşte'ye döneceğim. Budapeşte'de 3 gün bütün müzelerde ne varsa kayıt altına alacağım. Ondan sonra bir gün Eğer'e gideceğim. Eğer Kalesi'ni çekeceğim. Ondan sonra Budapeşte'den uçakla döneceğim. Yani programım oydu. Sonra arkadaşlar bana ısrar ettiler. İşte bu Kutluk dediğimiz arkadaş ısrar etti. Ya dedi abi biz şimdi şeye gidiyoruz. Sırbistan'a gidiyoruz. Belgrad'a. Gel bizle çocukları falan da. Muhsin amca gel. Muhsin amca gel. Hanımı da çok böyle çok seveceğim birisi. Ya gel bizle. 20 yıldan beri her şeyi kontrol ederek yaşadım. Yani konuşmamızı kontrol ediyoruz. Oturmamıza kalkmamızı dedim ki gittik ya. Bir de programsız bir şey yapalım yani. Budapeşte'deki otel rezervasyonlarım, uçak biletlerim, şunlar bunlar hepsinden vazgeçtim. Atladım gittim onlarla. İşte biraz önce söylediğim bu turu yaptık. Belgrad işte iş vesaire vesaire. Diyoruz ki orada Turan Kurultayı'ndan indik. Peşte 2 tane camimiz var bizim şu anda. Bütün Avrupa ülkelerinde bunu görürsünüz. Gidenler zaten dikkat etmiştir. Bütün Hristiyan ülkelerde arkadaşlar haç, özellikle camilerin üzerindeki yerleştirilen haç, hilalin tam böyle ciğerine yerleştirilmiştir. Yani hilal yukarı doğru dönüktür. Haç da onun göbeğine oturtulmuştur. Yani burada bir anlam olduğu açık. Her yerde var bu. Yani bu biraz böyle milli his taşıyorsanız insanın ciğerini şey yapıyor ama diyorsunuz ki yani şimdi bunu her şeyi de böyle ilk dakikada söylersek bu iş baştan kopar. Yani hani biraz böyle yavaş davranmak yani biraz adım adım gitmek lazım. Ama baktım ki Peşte'deki bizim şeyimiz camiye modern tarzda bir zaten cami kilise olarak kullanılıyor. Cami olarak değil. Ona modern tarzda bir ilave yapıyorlar. Dedim ki yok artık. Yani. Burada şey bir taraftan Turan Kurultayı'ndan gelip aşağı tarafta da taşınmaz kültür varlıklarımıza ilişkin böyle bir şeyi gördüğümüzde biraz içiniz burkuluyor ama bir tarafta diyorsunuz ki nasıl ki Türkiye'de Turancılığın onlarca düşmanı olduğu gibi Macaristan'da da bu işin onlarca düşmanı var. 2 husus söylüyorum, bitiriyorum, sonra cevap yapacağız. Ben Macar Turancılarına diyorum ki sizin işte Budin Kalesi'nde ve başka yerlerde özellikle Hunyadi Yamaş'ın çok önemsizler Macarlar. Her tarafta Hunyadi Yamaş'ın heykelleri var. Ve bu heykellerin ayaklarının altında Osmanlı hilali ve tuğ var. Atın ayaklarının altında. Diyorum ki bunu Ziyetvar'da gördük, Peşte gördük, Budin'de gördük. Bunların bir şekilde dizayn edilmesi lazım.
Şimdi işi zora sürenler diyorlar ki, abi şimdi biz onu kaldıramayız ki diyorlar. Yani bu heykelleri kaldırsak, yani büyük reaksiyon olur. Türkiye'de de olur tabii ki. Diyoruz ki biz de onlara, biz kaldırmanızı söylemiyoruz zaten. Yani reaksiyon olacağını biliyoruz. Biz de bunları düşünüyoruz. Peki ne yapacaksınız? Ona uygun bir tane mermer alacaksınız, değil mi? O mermerle beraber oraya bir saniye getireceksiniz. Orijinal dursun altında. Ama bizi rencide etmesin diyoruz. Ya bunun da şimdi hemen olmayacağını biliyoruz. Zaman içerisinde olacağını biliyoruz. Son maddem şu, benim onlara söylediğim. Macar Milli Marşı'nda Türkleri aşağılayan ifadeler var. Hakikaten acayip aşağılayan ifadeler var. Yani şimdi bir taraftan Turancılık falan deyip de arkasından söylemesem ayıp etmiş olurum. Bunları bileceğiz. Yani barbarlığımızdan tutun da işte en şeyimize kadar gelen ifadeler var. Ancak bu Macar Milli Marşı 1849'da yazılmış bir şiirden esinlenmiştir. 1849 Macarların anayasasını yazan adam, ki modern Macar anayasası hala odur, Lajos Kossuth, Kütahyalı olan var mı içimizde? Kütahyalıdır şeyi. Evi 2 yıl Kütahya'da yaşamıştır. Macaristan'ın anayasasını orada yazmıştır. Daha sonra Fransa'ya gitmiştir. Yani bizde de gönül bağı var. Kütahya'da da Kossuth Müzesi var. Onlara söylüyoruz bunları. Yani biz bir taraftan Türkiye'de 30 milyon Turancılığa sempati duyan insanlar diyoruz. Ama biz bununla ilgili yarın sergileyeceğimiz tavrı ortaya koymazsak ve bu konularda bilgi sahibi olmazsak, Macar tarafı da bize biz bunu kademeli olarak iyileştireceğiz demediği takdirde konferanslarda, panellerde bu 30 milyon Turan sempatizanı birdenbire 3 milyona düşer. Diyoruz onlara. Bunu gündeme getiriyoruz. Belki şunu da Macarlar şöyle görüyor. Turan'ın önder ülkesi Macaristan'dır diye görüyor. Macar tarafından bakacaksın. Yani Turan'ı biz kuracağız diye görüyor ve bütün argümanlar bunun üzerine kuruluyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de Turancılığa sempati duyan insanlarda Macaristan'ı Turan'ın önderi olarak göreceğimizi hiç şey yapmıyorum. Yani böyle içimize çok fazla sineceğini zannetmiyorum. Onun için bu konuda ben Türkiye ile Macaristan arasında bir kıyaslama yaptım iki konferansında. Yani bunun içerisinde çocuk doğum oranına, işte doğum esnasında hayatını kaybeden kadın sayısına kadar, doğum esnasında hayatını kaybeden çocuk sayısına kadar yaklaşık 60 civarında veriyi kıyasladım. Bu 60 civarındaki ilmi veriyi kıyasladığı zaman Macarlar bizden sadece iki noktada önde görüyorlar. Bir, Arge için ayırdıkları toplam bütçe içerisindeki paydan, pay konusunda bizden öndeler. Bir de kadın hakları konusunda bizden, yani biz kadın hakları konusu, kadın haklarını kanun üzerinde vermişiz ama fiili bir uygulamada dünya üzerinde 62. sıradayız. Kağıt üzerinde biri geçelim. Kağıt üzerinde işte kız çocuk da erkek çocuk gibi eşit alır ama biliyoruz ki kız çocuklara işte babanın mirasından verilirken o kadar da adil verilmiyor. Yani uygulamada problem var. O konuda bizden iyilerdi. Ben bu ilmi verileri de ortaya koyarak Macarlara dedim ki yani siz 1900'lü yılların başında Turan'ın önder ülkesi Macaristan'dır. Yani böyle düşünmüş olabilirsiniz. O zaman neydiniz? Ama üzgünüz. Şu anda bütün veriler Türkiye'den yana görünüyor ve Turan'ın önder ülkesi Türkiye'dir dedik. Ve bunu Macar Turan Vakfı Başkanı'na da kabul ettirdim. O bana kayda da aldım. O bana Turan'ın önder ülkesi Türkiye'dir lafını kullandı. Bir yemek verdim ben ama 7-8 kişi yedik. Oradaki bütün sohbetimizi de kayıt altına aldık. Kaydımız mevcuttur. Çok teşekkür ederim. Şimdi soru faslına geçebiliriz.